Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Nihat Üzel, Bir Kulüp İki Efsane programının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün efsanelerini inceleyeceğimiz takım belki de Türkiye'nin en şanssız takımı. Futbol aşkıyla yanan bir şehrin geçtiğimiz seneye kadar sahipsiz kalan bir şehrin takımı o. Yakın zamanda yeni yönetim ve yeni kaynaklarla hedefini Süper Lig şampiyonu olarak belirleyen, armasında Atatürk'ü bulunduran tek takım Samsunspor. Samsunspor denince akla tabii ki birçok efsane geliyor. Multescu, Nuri Hasan, Hasbi Menteşoğlu bunlardan yalnızca bazıları. Ama bugün sizlerle paylaşacağımız iki efsaneden birisi hem hoca olarak hem de oyuncu olarak takıma damga vurmuşken bir diğeri ise Samsunspor tarihinde en çok resmi maçta oynayıp en çok gol atan kişi. Samsunspor formasıyla toplam 300 maça çıkıp her 149 dakikada bir 158 gole imza atan bir efsane o, Serkan Aykut. Samsunspor formasıyla toplam 300 resmi maça çıkıp her 149 dakikada bir gol atarak 158 gol kaydeden Serkan Aykut ilk efsanemiz. Bazı Samsunsporlar Serkan Aykut'un futbol dışındaki yaşantısı nedeniyle bana katılmayacaktır belki ama Serkan Aykut gerçekten de yaptıklarıyla Samsunspor efsanelerinden birisi olmayı başarmıştır. 24 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya gelen Serkan Aykut'un gençliği futbolda iç içe geçmiştir. Çocukluğundan beri top peşinde koşan ve okulla da pek arası olmayan Serkan Aykut, 1989 yılında 14 yaşındayken Samsunspor Akademisi'nden içeri adımını atmıştır. 14 yaşından itibaren Samsunspor altyapısında esip duran Serkan Aykut, 1992 senesine kadar Samsunspor altyapısında hocalarının üstüne titrediği bir isim olmuştur. 17 yaşındayken yani 1992 senesinde Samsunspor A takımına yükselip ilk profesyonel sözleşmesine imza atan Serkan Aykut, bütün Türkiye'ye yeni Tanju Çolak geliyor nidalarını konuşturmuştur. 1992-93 sezonunun sonlarına doğru Samsunspor kadrosuna dahil edilen ve yükseliş sezonunda ilk şansı bulan Serkan Aykut ilk maçına 28 Mart 1993'te Mersin İdman Yurdu maçında çıkmıştır. Samsunspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiği sezon olan 92-93 sezonunun genç kadrosunun en potansiyelli oyuncusu olan Aykut, Samsunspor formasıyla ilk golünü 16 Mayıs 1993'te 18 yaşındayken Siirtspor'a atmıştır. O sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta şans bulan ve bulduğu şansları 2 gol atarak iyi kullanan Serkan Aykut, ilk sezonunda toplam 175 dakikada sahada kalıp 3 gole imza atma başarısı göstererek her 58 dakikada bir gol atmıştır. Bir sonraki sezon Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da yavaş yavaş daha sık forma şansı bulmaya başlayan Serkan 13 maçta 6 gole imza atarak Samsunspor'un Süper Lig'i 5. sırada tamamlamasına katkı sağlamıştır. 1994-1995 sezonunda takımının en önemli gol silahı olan Serkan Aykut o sezon toplam 21 gole imza atmıştır. 5 sezon boyunca arda arda her sezon 15 gol ve üzeri gol atmaya başaran Serkan Aykut adını tüm Türkiye'ye duyurmaya başarmıştır. 1997-1998 sezonunu Samsunspor 5. sırada tamamlayarak Inter Toto Kupası'nda yarışmaya hak kazanmıştır. Serkan Aykut da ilk Avrupa Kupası maçına Samsunspor formasıyla çıkmış ve 2 gol kaydetmiştir. 1999-2000 sezonuysa Serkan Aykut'un kariyerinde patlama sezonu olarak bilinmektedir. Süper Lig'de 33 maçta 30 gol atarak gol kralı olan ve Samsunspor taraftarları tarafından kral olarak anılan Serkan Aykut'un performansı Avrupa şampiyonu Galatasaray'ın dikkatinden kaçmamıştır. Transfer dönemi geldiğinde İskoç devi Glasgow Rangers ısrarla Serkan Aykut'u transfer etmek istese de Serkan A milli takım formasını yalnızca bir kere giydiği için bu transfer gerçekleşemez ve Serkan 5 milyon euro karşılığında UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray'a imza atar. Tam 2 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Serkan Aykut Galatasaray formasıyla 64 maçta 29 gole imza atarak vasat bir performans yakalamıştır. Galatasaray teknik direktörü Mircea Lucescu ile yıldızı tam olarak barışamayan Serkan, İstanbul hayatına hiçbir zaman tam adapte olamamıştır. Galatasaray'daki kadro savaşı, özel hayatındaki sorunlar ve teknik ekiple anlaşmazlık nedeniyle Serkan Aykut 2002 yılına yuvası olan Samsunspor'a 500 bin euro gibi cüzi bir bedelle geri döner. Samsunspor'a döndüğünde 27 yaşında olan ve futbolculuk döneminin en olgun senelerini geçirmesi beklenen Serkan'dan taraftarların beklentisi de oldukça fazlaydı. Samsunspor'da yaşanan sık teknik ekip değişikliği, Serkan'ın yaşadığı sakatlıklar, üzerindeki baskı gibi etkenler Serkan'ın performansına direkt etki etmiş ve Serkan 1999-2000 sezonundaki kral halinden oldukça uzaklaşmıştır.
Buna rağmen Samsunspor'un Süper Lig'den küme düştüğü 2005-2006 sezonuna kadar 93 resmi karşılaşmada 49 gol atan Serkan Aykut, takımı için yeterli bir performans ortaya koysa da taraftarlar tarafından yeri geldiğinde eleştirilere sebep oluyordu. 2005-2006 sezonunda Samsunspor'un 14 sene sonra küme düştüğü sezonda Malatyaspor karşılaşmasında hakeme saldırdığı için 10 maç ceza alan Serkan'ın kariyeri de o maçta tepe taklak olmuştur. Samsunspor küme düşerken herkes Kral Serkan'ın takımdan ayrılacağını düşünüyordu. Ama Serkan Aykut gelen tüm cazip tekliflere rağmen gemiyi terk etmez. Serkan ikinci ligde de olsa Samsunspor için mücadele etmeye devam eder. Samsunspor'un birinci ligde kalmaya fazla niyeti yoktur ve Serkan Aykut da bu Samsunspor'un en büyük silahıdır. Ama işler planlandığı gibi gitmez ve Serkan Aykut sakatlanarak sezonu kapatır. Ardından iki sezon daha futbol oynamaya çalışsa da Serkan'ın sakatlıkları hep nükseder ve Serkan'ın bu isteği bir türlü gerçekleşemez. 2008-2009 sezonunun sonunda kariyerini noktalama kararı alan Serkan Aykut tam 18 sene boyunca Samsunspor formasını sırtında taşımış ve kulübün bayrak oyuncularından birisi olarak efsanelerine adını yazdırmıştır. Süper Lig'de attığı 162 golle Türkiye futbol tarihinin en çok gol atan 6. oyuncusu olan Serkan Aykut aynı zamanda Yüzler Kulübü'ne giren en genç oyunculardan birisi olmuştur. Samsunspor tarihinin en çok gol atan oyuncusu olması, kulübe en fazla transfer gelirini kazandırması ve alt lige düşse de gemiyi terk etmemesi Serkan'ı efsane yapmak için yeterli nedenlerin başında geliyor. Ve gelelim ikinci efsanemize. O Türk futbolunda aktif görev alan isimler arasında hiç sevmeyeni olan yegane isimlerden birisi. Efendiliğiyle, polemiklere karışmamasıyla ve hem futbolcu hem de teknik adamlıktaki başarılarıyla tanınan bir isim o. O isim futbolculuk döneminde hem defans hem de santrafor olarak görev alan en mevkisiz isim Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam 19 Kasım 1969'da Karadeniz Ereğli'de dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra bu dönem içerisinde Ereğli Erdemirspor'un minik yıldız genç ve amatör takımlarında futbol oynayıp daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversiteye kayıt yaptırırken o dönem Fenerbahçe altyapısında görevli olan Yılmaz Yüceltürk'ün tavsiyesiyle Fenerbahçe altyapısına kaydolmuştur Ertuğrul. Fenerbahçe altyapısında yetişen Ertuğrul, Fenerbahçe'nin o yıllardaki altyapıyı önemsememe durumu nedeniyle bedelsiz bir şekilde Gaziantepspor altyapısına transfer olarak orada profesyonel olmuştur. Gaziantepspor'da 2 sene kalan Ertuğrul, asıl kariyerinin başladığı yere Samsunspor'a ise 1988 yılında transfer olmuştur. 1988 senesi Samsunspor'un elim kazayı yaşadığı seneydi ve Samsunspor için en zor geçen senelerden biriydi. Ve bu Samsunspor'un ilk şehir dışındaki transferi de Ertuğrul Sağlam olmuştu. 20 yaşında Samsunspor'a imza atan ve 5 sezon boyunca her yıl üstüne koyarak ilerleyen Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un en önemli gol silahı olmuştur. Samsunspor'a transfer olduğu ilk sene Ertuğrul'un takımı Samsunspor küme düşse de Ertuğrul takımı bırakmamış ve 2. ligde Samsunspor adına mücadele etmiştir. 5 sene boyunca çalışıp çabalayıp Samsunspor'a ait olduğu yere Süper Lig'e 1993-94 sezonunda çıkartmayı başarmıştır. 93-94 sezonunda 29 maçta 17 gol atarak bütün dev kulüpleri peşine takan Ertuğrul Sağlam'a en ciddi teklifi Beşiktaş yapmıştır. 2 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Ertuğrul Sağlam 6 sene boyunca siyah beyazlı formayı terletmiştir. Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından A milli takıma kadar yükselen Ertuğrul Sağlam Türkiye A milli takım formasıyla 26 maçta 12 gol imza atmıştır. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde forvet oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman savunmanın merkezinde ve ön libero'da da oynayan Ertuğrul bu huyuyla diğer futbolculardan ayrılmayı başarmıştır. 1994-95 sezonunda Beşiktaş serüveninin ilk senesinde 22 gol atarak takımını şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş formasını 191 maçta sırtına geçirmiş ve 82 gol 20 asistli katkıyla oynamıştır. 2000-2001 sezonu için Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Ertuğrul'a birçok Süper Lig takımı teklifte bulunsa da o tercihini yuvasından, Samsunspor'dan yana kullanmıştır. 3 sezon daha Samsunspor'da futbol oynayan Ertuğrul Sağlam, 2002-2003 sezonunun sonunda futbolu bırakma kararı almıştır. Profesyonel futbol kariyerinde Beşiktaş dışında yalnızca Samsunspor forması giyen Ertuğrul Sağlam, kariyeri boyunca Süper Lig'de 110 gol atarak Yüzler Kulübü'ne adını yazdırmıştır. Futbolu bıraktıktan hemen sonra Samsunspor'da yardımcı antrenörlük görevine başlayan Ertuğrul Sağlam, 2004-2005 sezonu içinse Samsunspor'un teknik direktörü olarak göreve başlayarak profesyonel antrenörlük kariyerine merhaba demiştir. Sağlam'ın çalıştırdığı
Samsunspor 34 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 38 puanla 12. olurken Ertuğrul Sağlam da sezon sonunda görevinden istifa etmiştir. Ardından Kayserispor'u 2 sezon çalıştıran Sağlam, 2 sezon boyunca ard arda takımı 5. yaparak rüştünü ispat etmiş ve Kayserispor'u tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına sokmaya başarmıştır. 2007-2008 sezonu için Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini kabul eden Ertuğrul Sağlam böylelikle ilk büyük takım macerasına da Beşiktaş'ta atılmıştır. 1,5 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Ertuğrul Sağlam 2009 yılında ise Bursaspor'a imza atmıştır. Bursaspor'un başında iyi bir ivme yakalayan genç hocağı kadro yapısını koruyup iyi bir ivme yakalayarak Bursaspor'da sağlam bir altyapıyla görev almıştır. 2019-2010 sezonunda ise Ertuğrul Sağlam Türk futbolunda bir mucizeye imza atmıştır. Türkiye futbol tarihinde İstanbul ve Trabzon dışından ilk kez bir şehir takımı Süper Lig şampiyonluğuna uzanmıştı. O takım 75 puan toplayıp ligi kıyasıya bir mücadelenin sonunda şampiyon olarak tamamlayan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencisi Bursaspor'du. Bu tarihi başarının ardından 3 sezon daha Bursaspor'u çalıştıran ve iyi performansa sahip olan hoca artık genç hoca olarak değil tecrübeli hoca olarak anılmaya başlamıştı. 4 senelik Bursa macerasının ardından 2 sezon Eskişehirspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam'ın kariyeri ilk 4 takıma göre istikrarsız bir hal almaya başlamıştı. Sırasıyla Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Traktör ve Kayserispor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam hiçbir takımla sezonu tamamlayamadan yolları ayırıyordu. Kendisini bulmasına ihtiyacı olduğu zamandaysa iki aşığın birbirine en çok ihtiyaç duyduğu anda evim dediği takım Samsunspor ona yuvasını açtı. Ertuğrul Sağlam uyanış sezonunda hedefe Süper Lig koyan evine Samsunspor'a geri dönmüş ve 5 yıllık imza atarak Türk futbolunda ender görülen bir sözleşme ile kırmızı beyazlı ekibe katılmıştır. TFF 2. Ligi büyük ihtimalle şampiyon olarak tamamlayacak olan Samsunspor'la bugüne kadar 17 karşılaşmaya çıkan Ertuğrul Sağlam, ligde yalnızca bir mağlubiyet almış, kalan diğer tüm maçları ise kazanmayı başarmıştır. Futbolcu ve antrenör olarak kariyerinin toplam 12 senesini Samsunspor'da geçiren Ertuğrul Sağlam, hem futbolcu hem de antrenör olarak Samsunspor şehrinin adını kırmızı beyaz renklerle efsane olarak kazımıştır. Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen Bir Kulüp İki Efsane programından bu haftalık da bu kadar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı seyredip onları da beğenmeyi unutmayın. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.